Birkaç gün bundan önce 27 Eylül Ermenistan Azerbaycan'a karşı yine de büyük bir provokasyon, büyük bir saldırı yapmıştır. Yani bu ilk defa değil ama bu daha geniş kapsamlı, daha iyi planlanmış ve tabii bizim bilgilerimizin içinde olan bir hareket olmuştur. Bu çok önemli. Çünkü son zamanlar biz Ermenistan yönetimi tarafından, Ermenistan devleti tarafından Azerbaycan'a karşı bu kimi saldırıların planladığını, hazırlıklar gördüğünü bahsetti hakkında bilgilere malik idik. Tabii Temmuz ayında, Temmuz'un 12'sinde bir Azerbaycan'a karşı saldırı olmuştu. O zaman işgal olunmuş Azerbaycan topraklarında değil de Ermenistan-Azerbaycan sınırında baş vermişti. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine dair. O zaman da Ermenistan tarafı layıklı cevabını almıştı. Şimdi ne oldu, niye yaptılar, ne bilgiler bizde vardı? Bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu hafta net konuştu. Birkaç defa konuştu bugünlerde. Bir, o 2-3 yıl önceye gidelim. Ermenistan'da yeni yönetim, yeni başbakan hakimiyete geldi. Ne oldu? Beklentiler vardı. Bize mesajlar verdiler. Uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl yolla münakaşanın halledecekleri üzere çabalarda bulunacaklarını bize bildirdiler. İç politikada sıkıntılarını aradan kaldırdıktan sonra masada biz konstruktif diyoruz, konstruktif diyaloga gideceklerini bildirdiler. Sonra biz bunun tam aksini gördük. Yapamadılar mı, ne oldu? O fark etmez. Ama Ermenistan'ın başbakanı da, Ermenistan'ın diğer yöneticileri de hem kendi mesajları hem kendi hareketleriyle tamamıyla farklı bir strateji ortaya koydular. Ermenistan'ın yeni savunma askeri doktrini kabul olundu. Ve orada da yani Sovyetler devrinden farklı olarak ve o güne kadar statik bir muhafaza, statik savunma yanaşmasından daha çok hücum stratejisini ortaya koydular. Ve dediler ki bu caydırmak açısından biz Azerbaycan'ın yeni topraklarını, Azerbaycan'da yeni yükseklikleri işgal ederek Azerbaycan'ı caydıracağız. Böyle bir stratejini ortaya koydular. Bu birinci bir şey ve bu açık bir tabi doküman ve biz herkes bunu gördük, bildik ve mesaj alınmıştır. Sonra ne oldu? Ermeniler tabi silahlanma ve diğer bu türlü kendi güçlerine güç katmak için çabalarda bulundular ve çok yerlerden hem silah hem aynı zamanda fırsatlar elde ettiler. Sonra ne oldu? Başladılar. Daha önce de tabii vardı. İşgal olunmuş Azerbaycan topraklarında demografi yapının değişmeye. Ve daha çok Orta Doğu'da yaşayan Ermenileri Azerbaycan'ın işgal olunan topraklarında yerleştirmeye, meskunlaştırmaya başladılar. Son aylarda, son yılda onların sayı daha çok oldu. Ve bu tabii ki hem Cenevre Konvensiyası'na tam karşıdır. Aynı zamanda da tabii yerinde demografik bir fark yaradı ve aynı zamanda daha da bir büyük tehlike onların arasında bildiğimiz kadar teröristler de vardır. Bundan başka ne yaptılar? Bir gönüllüler grupları yarattılar ve onları da Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerine destek vereceklerini söylediler. Bunlar hepsi sahada olan bir şeylerdi. Yani sahada Ermenistan bu işleri yaptı. Şimdi masada ne oldu? Yani masada da veya sözde ne oldu? Bunlar sloganlara çıktılar. Ermenistan Başbakanı Karabağ Ermenistan'ın olduğunu söyledi. Ve bunun bitmiş olan bir şey olduğunu söyledi. Yani eğer biz konuşuruz, eğer Azerbaycan toprakları işgal altında olduğu zaman sizinle konuşursa ve siz söylüyorsunuz ki
Karabağ Ermənistandır ve bitti. Onda konuşmak için hiçbir şey kalmadı ortada. O açıdan da Ermənistan diplomatik açıdan da bu kimi hareketleriyle danışıkların yani mənasız, lüzumsuz olan bir şey gibi ortaya koydu. Bundan başka parlamentonun Əzəli Azərbaycan toprağı incisi Şuşaya geçirmesi, orada qondarma biz deyirik, yani saxta güya ki o separatçıların bir başkanının törenini geçirilmesi, gidip orada köprü üstünde dans yapmaları, bunlar yani böyle bir hareketleriyle tabi onlar sadece provokasyon değil de aynı zamanda danışıklarda kendi yüzlerini tam açık olarak sadece bize değil de aynı zamanda tüm dünyaya gösterdi. O açıdan da bu bir kontekst yaratmıştır. Ve belliydi ki Ermenistan bu çözümü yani sülh yoluyla, barış yoluyla çözüm istemiyor. Ermenistan her zaman olduğu gibi statükonun devam ettirilmesi ve elde ettiği toprakları hukuki olarak da kendilerine bağlantı yaratmak için çabalardadır. Şimdi 27 Eylül'de onlar Azerbaycan'ın 3 istikametten işgal olmuş toprakların kuzeyinden güneyine kadar saldırdılar. Sivillere saldırdılar, askerlerince saldırdılar. Siviller arasında da etkilerimiz oldu. Askerlerimiz arasında da etkiler oldu. Çok zarar da değdi. Ve tabii ki biz de bilirdik yani Ermenistan bu işleri yapabilir. Yani son birkaç ayda da orada çok silahlar gitmişti. Onun hakkında da bizim bilgilerimiz vardı. O açıdan da tabii biz hazırlıklıydık ve buna yeterince cevap verdik ve cevap vermeye de devam ediyoruz. Artık hem aşağıdan, güneyden, Füzuli, Cebrail istikametinde azat ettiğimiz köyler var. Hem kuzeyde işgalden azat ettiğimiz çok önemli yükseklikler, Murov Dağı'da olan Murav yüksekliği var. Aynı zamanda Talış Köyü Terter'de onun etrafında olan tam yüksekler bizim elimizde. Ve şimdi de şiddetli dövüşler gelir. Ermenilerin itkileri çok, bugüne olan malumata göre 2.300 kişi onlar tarafından kayıp var. Aynı zamanda 150'den çok onların tank ve zırhlı makinalarını biz tamamıyla imha etmişik. Onların birkaç alayı tamamıyla imha olunmuştur. Ve şimdi de bizde olan bilgilere göre yani onlar sahadan koşuyorlar. Ve bir endişe tipli bir durum var. Yani durum şimdi bu. Uluslararası örgütler tarafından, devletler tarafından da çağrılar var ki bu konu barış yoluyla hallolunmalıdır. Telefon bağlantıları var, görüşmeler var. Tabii Azerbaycan bir barışçıl devlet. Biz kimeyse hiç zaman savaş ilan etmedik. Ama Azerbaycan'ın tam hakkı var ve biz buna net herkese söyledik. Hem kendini savunsun, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kararnamelerini yerine getirsin. O açıdan da Azerbaycan haklı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde kendi toprak bütünlüğünü berpa eder. Ve bize de barış müracaatları eden, dışarıdan olan güçlere, devletlere, örgütlere de biz tam bu mesajı veririz. Tabii biz barışçılık ama biz 27 yıldır bu danışıklarda ne gördük? Bizim sivilleri öldürdüler, bizim yaşlı insanları öldürdüler, bizim çocukları öldürdüler, bize karşı soykırımlar yaptılar, bizim varımızı, malımızı dağıttılar ve bizim tam haklı davamız, savaşımız var. Barış istiyorsunuz, tabii biz istiyoruz. O zaman buyurun kim suçlu onu net söyleyin. Suçlu taraf var ve bu da tabii uluslararası kamuoyu tarafından tamamıyla doğru olarak kararlarda gösterilmiştir. Ermenistan tarafı var. Buyurun onlara söyleyin ki barış olmalıdır. Silahlı kuvvetlerinizi işgal olmuş Azerbaycan topraklarından derhal çıkarın ve son Ermenistan'ın işgalci askeri
çıkandan sonra tabii ki barış yoluyla güzel bir Güney Kafkasya'da barış da olur. Dayanışma da olur belki eğer Ermenistan politikalarını değiştirirse. Ama bugün bu halde yine de bu imkansızdır. Bugün maalesef biz barışın mesela Ermenistan tarafından istenilmediğini görürüz. Ve yine de bir son olarak mesela bu barış çağrılarına bağlı bir şey demek isterdim. Mes dün böyle Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin toplantısı oldu ve yine barış çağrıları oldu. Ama bu işgal 27 yılda devam ediyor. Niye o zamanlar bu toplantılar olmadı? Niye mesela Ermenistan'a bu çağrılar olmadı? Biz muhtemelen bu durumu mu bekliyorduk? O açıdan da evet ben de diplomatım. Ben de diplomasi istiyorum. Ama aynı zamanda biz hepimiz bir vatandaşık, bir vatan evladıyız. Bizim topraklarımız işgal altında olduğu zaman biz hepimiz askeriz. Biz hepimiz savaşacağız. Aynı zamanda da tabii diplomatik alanda da savaşacağız. Ve yine de barış için her şey yaparız. Ama barış sadece sözle değil. Diplomasi sadece diplomasi için olamaz. O açıdan da hukuk, beynelxalq hukukun normaları ve prensipleri en önemli ve en geçerli amillerdir.